Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, insanların nasıl öldüğüne bakın sözünün acı gerçeğini maalesef bir kez daha biz yaşayarak hatırladık. Eğitim ve yurt kurumlarının kontrol ve denetiminden sorumlu kurumların başında olan Milli Eğitim Bakanı dün gece Genel Kurul'da bir yıl önce denetim yapılmış, sıkıntı yok. Altı ay sonra da yapılmış, orada da sorun yok. Gereken dersi çıkaracağız dedi. Peki nasıl sıkıntı yoktu bu binada? Da yangın çıktı. Yangın kapısı neden açılmadı? Binanın inşaat ruhs ruhsatı var mıydı? Yönetmeliğe aykırı olarak binada neden ahşap ve strafor kullanılmıştı? Ve neticede neden 11 çocuk ve bir eğitmen acı şekilde öldü? Ülkemizin Avrupa Birliği standartlarında yangın yönetmeliği var. Ekleriyle yüzlerce sayfayı bulan binaların yangından korunması hakkındaki bu yönetmelik Denetimden sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun bir şekilde eğer yapılsaydı feci şekilde de öğrencilerimizi kaybetmeyecektik. Yönetmelik, kaçış yolları, kapılar ve yangın merdivenleri 120 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılacak. Çatı yangına dayanıklı malzemeden yapılacak diyor. Döşemeler yangına dayanıklı malzemeden yapılacak. Çok hassas yangın alarm sistemleri kurulacak diyor. Var mı bunlar bu binada? Bu kurallara uyulmuş mu? İlgili yasalar ve yönetmelikler uygulanmadığı ve bir ihmaller zinciriyle maalesef karşı karşıyayız. Milliyetin Bakanlığı denetimlerini bu kriterlere göre değil, çok değerli Eskişehir Milletvekili Gaiusler hocamızın da belirttiği gibi hükümetin ve AKP'nin kendine yakın paralel bulduğu dernek ve vakıflara ayrıcalık tanıdığını, görmezden geldiğini, görevini yapmadığını ortaya koymaktadır. De AKP hükümeti anayasada belirtilen sosyal devlet ilkesinin gereğini yapmamaktadır. Devlet Yurt ve barınma konusundaki yetkisini maalesef cemaat ve tarikatlara devretmiş, çocuklarımızı güvencesiz, korumasız, denetimsiz dernek ve vakıfların insafına terk etmiştir. Bu proje okul uygulaması yerine bakanlık proje yurt uygulamasını hayata geçirmeli. Çocuklarımıza sağlıklı, korunaklı, güvenli barınma imkanları sunacak projeli ac projeleri acilen gündemine almalıdır. Buradan hükümete tekrar sesleniyoruz. Artık bu sorumsuz politikalarınıza bir son vererek çocuklarımızın geleceğini karartmaktan vazgeçiniz.